yönetimiyle iş insanlarıyla, bürokratlarıyla bir döneme damga vurmuş ancak bugüne geldiğimizde maalesef yerinde yerler esiyor. Kabahat benim, kabahat senin, kabahat onun, kabahat diğerinin. O kabahat herkes kendinde arayıp gelecek adına doğru bir perspektiften bakabilirsek bunu tekrar düzlüğe çıkartma şansımız olur. Olur. Ben öğrenciyken lise yıllarında burada gezip oturanlar bilir. Görevlerinden arasında 27 bin yazıyordu. Yıl 94, 95, 96. Bugün görevlerin tabelasında 19.700 yazıyor. Grabovu'da 20 bin yazıyor. Esmiye'de 25 bin, 26 bin yazıyor. Bulancağa gittiğinizde çok daha fazla yazıyor. Şebin Karahisar'a çıktığınızda daha çok yazıyor. Eskiden bu tabela böyle değildi. Bu tabela 27 binken Grabovu 13, 14 bindi. Esmiye 15 bin, 16 bindi. Hepsi bizi geçti. Şimdi bunlara da biraz bence kafa yormak lazım. Niye böyle oldu? Yarınlarımız ne olacak? Köyden kente gittik. Çocuklarımızın köylerimizle ne kadar bağlantısı var? Yarın biz öldüğümüzde biz bir şekilde geliyoruz, geçmişlerimizi yad ediyoruz. O mezarlara gidip bir dua okuyoruz belki ama bizim çocuklarımız, yani bu çok son dönemde moda olan Z kuşağının çocukları yarın buralara gelecek mi? Bizler getirebilecek miyiz? Buraları onlara öğretebiliyoruz mu? Kültürümüzü bunlara anlatabiliyoruz. Bunları da ayrı ayrı başlara altında zamanla bizim bu olacak şeyler değil bunlar. Konuşmak, dinlendirmek, güncellemek ve geleceğe doğru bir şekilde aktarmak noktasında çalışmalar yaparsak o zaman geleceğimiz daha emin. Yerlerde kalır ve biz diğer bölgelerden, diğer ülkelerden, diğer dillerden de biraz öne çıkabiliriz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için her birinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Ayrıca kardeşim de söyledi demin. Esenyurt Belediyesi'nde ben başkan yardımcısıyım. Memur kadrosunda başkan yardımcısıyım. Siyasi bir kimliğim yok. Mahkeme kararıyla geri gelmiş bir arkadaşımızım. O şekilde hayatımız devam ediyor. Herkes seni başka lağı sıkmaya başladı. Ben de hiç yanlış olmadım. Sen yanlışını yazdın. Bak mahkeme kararıyla dönüp layıkla ilgili konuya gireceğim. Ya şöyle. Siyasi olarak seni CHP'yi zanneden arkadaşlar. Yok yok ben. Siyasi bir yönün yok yani onu demek istiyorum. Yok şöyle ben CHP'li değilim. Yani böyle bir algı merak varsa. CHP'li arkadaşlar saygı duyuyorum ama değilim yani bu olamam. Bir kere şey olarak, görüş olarak böyle. Ama ben devlet memuru kadrosundan başkan yardımcısıyım. Mahkeme kararıyla geri geldim. Orada da Sayın Başkan işte şu anda çok aktif bir görev vermedi. Bir ara söyledi vereceğim diye vermek istiyorum. Ama bizim gibi ol dediği zaman da ben ona aynısını söylemiştim. Ben sizin gibi olursam ya size gerek yok ya da bana gerek yok. Bırakın herkes kendisi gibi olsun. Herkes kendisi gibi hizmet versin. Çünkü her malın bir alıcısı vardır. Her satıcının da bir müşterisi vardır. Biz Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük ilçesini yönetiyoruz. Orada her görüşte, her renkte, her fikirde bir insan olacak ki hoşgörü kucaklayabilirsiniz. Benim görüşüm bu, düşüncem bu. Ama tabii ki orada bir idare var, bir irade var. Ona da saygı duymak gerekiyor. Bizim kimseye saygısızlık yapma şansımız yok. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar. Ben Gören Edik.